صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. خير البرية من بدو ومن Sultan Abdülmecid'in Mescid-i Nebevi'deki genişletme çalışması. Sultan Abdülmecid'in hilafetinde yapılan genişletmenin sebepleri. Hicretin 1263. yılında mescidin tavanlarının düşmeye yüz tutmuş olması üzerine, haremin şeyhi olan Davud Paşa, mescidin durumunu gözden geçirmek için mescitte bir inceleme yapar. Medine'nin önde gelen ahalisiyle bu konuda bir istişarede bulunur. Mescid-i Nebi'nin yıkılmaya doğru gittiği görüşünde ittifak ederler. Mescidin tamir ve onarmaya ihtiyaç olduğu görüşünde karar bağlanır. Bilhassa Mescid-i Nebi'deki tamir çalışmalarının en son Sultan Kayıtbay zamanında, hicretin 888. yılında yapılmış olması ve aradan 375 yıl geçmesi endişe vericidir. Hemen Sultan Abdülmecid'e bu durum bir yazıyla bildirilir. Sultan Abdülmecid'e haber ulaşınca, Remzi Efendi ile beraber mühendis olan Osman Efendi'yi hicretin 1265. yılında Mescid-i Nebevi'yi ikinci bir defa gözden geçirerek tamir konusunda kesin bir karar almak için gönderir. Medine'ye gelirler. Bu konuda bilgisi olan bir heyetle beraber mescidi incelemeye başlarlar. Mescidi, raporda bildirildiği gibi görürler. Sultan Abdülmecid'e dönüp bu konuyu ona bildirirler. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebevi'nin tamiri için emir verir. Sultan Abdülmecid'in zamanında yapılan genişletme çalışmalarının başlama ve bitirme zamanı. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı tamir çalışmaları, Osmanlı döneminden Mescid-i Nebevi'de yapılan en büyük çalışmadır. Tamir ve bina işleri 12 yıl sürmüştür. Şöyle ki, miladi 1848 yılında başlanmış, 1861 yılında sona ermiştir. Tamir çalışmalarının böyle uzun bir süre devam etmesi, bu tamirle birlikte meydana gelen zorluklar ve meydana gelen olaylardan dolayı olmuştur. Genişletme yoluna doğru. Sultan Abdülmecid, Mescid-i Nebi'nin tamiri için Halim Efendi'yi görevlendirir. Halim Efendi, bir grup alçı işinde, nakışta ve taş işinde usta olan kişilerle beraber yola çıkar. Yanbu'ya varınca ustabaşı olan İbrahim Ağa'yı ve bazı arkadaşlarını taş ocakları ve mermerleri araştırmak için o bölgenin yakınlarına gönderir. Yanbu'da aradıklarını bulamazlar. Daha sonra Medine'ye gelirler. Medine'nin etrafındaki dağlarda belki aradıklarını bulabilirler diye araştırmaya çıkarlar. Birkaç gün geçtikten sonra Ebyer Ali'nin yani Mikad'ın yanında Bedha yöresinde Akik Vadisi'nde büyük bir dağ bulurlar. Dağın rengi akik taşını andıran kırmızı bir renktir. Halim Efendi dağın tepesinde çalışanlar için bir çadır açtırır. Taş ocağında ihtiyaç duyulacak iş araçları yaptırılır. Araba, katır getirerek taşlar ve sütunlar taşıtılır. Sultan Abdülmecid, hac için Mekke'de bulunan, İmamzade lakabıyla meşhur olan Esad Efendi'yi, Medine'ye gidip imar edilecek Mescid-i Nebevi hakkında tahkik yapması için talimat verir. Medine'ye giren Esad Efendi, İzmirli Muhammed Reşit Efendi yerine Abdülatif Efendi'yi tayin eder.
Mescidin kuzeyinde Daru Ziyafe diye bir yer yapılır. Burada taşları, sütunları ve direkleri yontan işçiler ve katipler için bir mescit yapılır. Mescidin ön kısmında, kabrin karşısında Hazreti Ömer'i ziyaret etme hizasındaki kubbenin bir parçası düşüverir. Orada bulunan bir adamın başına düşer ve ölür. Bundan önce de mescidin arka kısmında Şamiye denilen tavanlardan birisi düşmüştü. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid, Birmiran Muhammed Paşa'yı kendisinden önceki Esad Efendi'nin yerine tamir işlerinin başına getirir. Medine'ye hicretin 1267. yılında varır. Sultan Abdülmecid, Hafız Efendi ile İzzet Efendi'yi Mescid-i Nebevi'nin ağaçtan bir plaketini yaptırmaları ve bahsi geçen dağın taşlarından bir örnek getirmeleri için Medine'ye gönderir. Sultan Abdülmecid'in gönderdiği bu iki kişi bir plaket hazırlarlar. Ve örnek için bahsi geçen dağdan taş parçalarını yanlarına alarak İstanbul'a doğru yola koyulurlar. Birmiran Muhammed Paşa, taş ocağında çalışanlar için yapılmış olan çadırın yerine evler yaptırır. Bu evleri siteler halinde yaptırır. Kuzey tarafında bir kapı açtırır. Birmiran Muhammed Paşa, taşları ve sütunları taşıyacak arabalar için dağın eteğinden Medine Suru kapısına kadar bir yol açar. Arabalar, Babur Şamiye diye bilinen kapıdan içeri girerler. Medine'nin ortasında, Es-Saha ismiyle meşhur olan sokaktan Babur Rahmet'e, oradan da Babur Ziyafe'ye geçerler. Bu arabaların geçişinden dolayı evlerde şiddetli sarsıntılar meydana gelir. İnsanlar korktuklarından dolayı bu ortamdan şikayetçi olurlar. Bunun üzerine yeni tayin edilen Abdüllatif Efendi, Darul Ziyafe'nin hizasında bir kapı açtırır. Bunu da Sultan Abdülmecid'den izin aldıktan sonra yapar. Ve Babul Mecid ismini koyar. Böylelikle arabalar inşaatta ihtiyaç duyulan sütunları taşırlar ve toprakları bu kapıdan içeri geçirirler. Medine'nin dışında taşların yakılması, alçı ve benzeri araç gereçler için bir sanayi merkezi yaptırılır. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı genişletme çalışmalarına sarf edilen bütçe. Bu çalışmalar altından 140 bin akçeye mal olur. Her bir akçede 5 mecidi altın vardı. Her altın 130 kuruş değerinde, o zaman kıymetliydi. Sultan Abdülmecid'in yaptığı binanın toplam alan genişliği ve genişletme öncesiyle genişletme sonrasına orantısı. Tamirden sonraki mescidin toplam alanıyla Peygamber Efendimiz zamanındaki alan karşılaştırması. Mescitte yapılan tamirler 1848 ile 1861 yılları arasında devam etti. Eklenen alanın ölçüsü 1293 metrekare. Bu alanla tamir yapılmadan önceki alanın oranı %14. Mescidin tamirden sonraki alanıyla Peygamberimizin zamanındaki alan oranı arasında %416 civarında bir rakam değişikliği meydana gelmiştir. Şöyle ki, Sultan Abdülmecid'in mescidi genişletme çalışması yapmadan önceki alan ölçüsü 9010 metrekare, genişletmeden sonraki alanı 10303 metrekare olarak değişti. Suudi'nin parlak döneminde yaptığı genişletmeler. Suudi ailesinden Abdurrahman oğlu Melik Abdülaziz'in yaptığı genişletme çalışmaları. Suudi hükümetinin yaptığı bu çalışmaların sebepleri. Melik Abdülaziz, Peygamber Efendimizin mescidinin yıldan yıla namaz kılanların sayısının artmasından dolayı meydana gelen darlığını mülahaza etti. Bunun yanı sıra kuzey taraftaki bazı duvarlarda meydana gelen çatlamalar, bir de mescitteki bazı sütunlar ve hatta bazı minarelerin bozulmaya yüz tutması onu harekete geçirdi. Bunların hepsi Melik Abdülaziz'i Mescid-i Nebi'nin tamirine ve genişletme azmini ilan etmesine birer etken olmuştur. Zikredilmesi gerekli olan konulardan birisi de şudur ki, Melik Abdülaziz zamanında üstü açık alanın çevresinde bulunan revakların zemin kısmında, Hicri 1348, Miladi 1929 ve 30 yıllarında bazı çalışmalar yaptırıldı.
Daha sonra Hicri 1350, Miladi 1931 ile 32 yıllarında batıda ve doğudaki revaklarda bazı sütunlar onarıldı. Melik Abdülaziz'in zamanında, 1. Suudi hükümeti döneminde yapılan genişletme çalışmaları 7 yıldan daha fazla devam etmişti. Hicri 1368'de başlamış, 1375'te sona ermişti. Melik Abdülaziz zamanında genişletmek için sarf edilen mali miktar iki şık üzerinde toplanır. 1. Dükkan ve evlerin sahiplerine ödenen maliyet miktarı 40 milyon Suudi riyali. 2. Mescidin tamiri için sarf edilen para miktarı ise 30 milyon Suudi riyali. Toplam olarak 70 milyon riyal civarında yapılan genişletme çalışmalarına sarf edilmişti. Suudi hükümeti zamanında yapılan hususi hazırlıklar. Genişletme çalışmasının tamamlanması için bu çalışmaların en güzel bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak bazı yerlerin hazırlanması gerekiyordu. Mescid-i Nebevi'nin genişletme çalışmalarının idare edilmesi için bir şantiye evi kuruldu. Genel müdür olarak Şeyh Muhammed Salih tayin edilir. Merkezi ve yardımcı idari kısımlar teşkil edilir. Büyük mühendislerden ve maharetli sanatçılardan oluşan yüksek düzeyde bir fenni heyet oluşturulur. Bunun yanı sıra son model çalışma aletleri, lazım olan eşyalar hazırlanır. Bu hazırlık çalışmaları yaklaşık 2 yıl sürer. Suni mermer taşlarının yapılmaları için bir sanayi inşa edilir. Bu sanayi merkezi bütün elektronik araç ve gereçlerle donatılır. Çalışmalarda kullanılacak aletlerin muhafazası ve onarımı için bir tamirhane kurulur. Bu çalışmalarda 1500'den daha fazla işçi çalıştırılır. Yaklaşık 300 kişi civarında bulunan idareciler, mühendisler ve mahir sanatkarların dışında ayrıca 40'tan fazla kepçe makinesi, ağır yük taşıyan arabalar ve son model çalışma aletleri kullanılır. Medine'nin yakınında olan Yambu iskelesine 30 gemi yaklaşır. Bu gemilerden iskeleye 30 bin tondan daha fazla ağırlıkta olan demir, çimento, ağaç doğrama ve binada kullanılan değişik maddeler indirilir. 1. Suudi hükümeti dönemindeki genişletme çalışmaları şu yönlerde olmuştur. Kıble yönündeki Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı, güneyde bulunan binanın haricinde diğer 3 tarafta, yani doğu, batı ve kuzey cihetlerinin hepsinde genişletme tamamlandı. Suudi hükümetinin yaptığı bina çalışmaları ve mescidin alanı. Mescid-i Nebevi'nin 1. Suudi hükümetinin genişletme çalışmaları yapmadan önceki alanı 10.303 metrekareydi. Buna sonradan 6.024 metrekare, Melik Abdülaziz'in emri üzerine yaptırılan genişletme alanına eklenilir. Böylece Mescid-i Nebevi'nin bütün alan ölçüsü 16.327 metrekare olacaktır. Şu bilinmelidir ki Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı binadan 6.247 metrekare yıktırılmış, yeniden bina edilmiş, neticesinde Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı binanın yıktırılan kısmıyla beraber 1. Suudi hükümeti döneminde yapılan toplam alan 12.271 metrekare olacaktı. Mescidin genişletme çalışmaları 1367 yılından 1375 yılına kadar devam etmiştir. Eklenen net genişletme alanı 6.024 metrekareydi. Eklenen alanla mescidin genişletme çalışmaları yapılmadan önceki alan orantısı yaklaşık %58, mescidin toplam genişlik alanıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki mescidin genişlik orantısı yaklaşık %659'dur. Bunun gibi zikredilmesi gerekli olan bir konu da şudur ki, 1. Suudi hükümetinin yaptırdığı genişletme alanı 58 bin kişinin aynı anda namaz kılmasına yeterli gelirdi. Bazı vakitlerde bu sayı 95 bine varırdı. 1. Suudi hükümetinin yaptırdığı genişletme çalışmaları sonucunda Mescid-i Nebevi'de meydana gelen değişiklikler. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı kısımdan 6.247 metrekare genişliğinde bir alanın yıkımı tamamlandı. Şöyle ki, kıble tarafında yalnız 12 revak muhafaza edilmişti.
Geriye kalan bu kısma genişliği 6024 metrekare olan bir alan eklendi. Aynı zamanda yıktırılan kısmın yerine tekrar yeni bir bina yaptırılır. İç avlu iki kısımdan oluşur. Bu iki kısmı yeni binaya ait üstü kapalı olan bir kısım ayırır. Doğudaki duvarda bir kapı daha açtırılır. Melik Abdülaziz Kapısı diye isimlendirilir. Batı duvarında da bir kapı açtırılır ve Melik Suudi Kapısı diye adlandırılır. Kuzey taraftaki duvarda ise Hazreti Osman Kapısı, Abdülmecid Kapısı ve Hazreti Ömer Kapısı diye üç kapı açtırılır. İki minare daha yapılır. Bunlardan birisi kuzeydoğu tarafındaki duvarda, diğeri kuzeybatıdaki duvarda olmak üzere her birinin yüksekliği 70 metredir. Bu genişletme çalışması sadece Mescid-i Nebi ile kalmayıp çevresindeki bölgeleri de kapsamıştı. Yollar açılmış, açık sahalar bırakılmış, Mescid-i Nebi ile ilgili yapılan hizmetlerin ulaştırılması ve dağıtılması için bir bölge oluşturulmuştu. Mescid-i Nebevi'de bulunan hiçbir esere değişiklik getirilmemişti. Çünkü Melik Abdülaziz, Mescid-i Nebi'nin içinde, kıble kısmında bulunan Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı yapının aynı bırakılması için emir vermişti. Bu yapının daha eftal ve daha maneviyatlı olduğundan dolayı hiçbir değişiklik yapılmadı. Birinci Suudi hükümetinin yaptığı genişletme çalışmalarının özellikleri. Birinci Suudi hükümetinin genişlettiği yapı uzunluğu 128 metre, genişliği ise 91 metreden oluşan uzun bir binadan ibaretti. Mescidin üç tarafı yeni bir mimari tarzda bina edilmiş, yüksekliği yaklaşık 13 metreydi. Yeni direklerin uçlarının yüksekliği ile kıbledeki revaklarda bulunan ve yıktırılmamış olan direklerin uzunluğunun eşit olmasına büyük önem verilmişti. Bu direklerin temeli ve bütün kısımları çimentodan yaptırıldı. Direklerin gövdeleri siyah mermerlerle kaplanır. Bu direkler açık kahverengiyle boyanır. Kıble tarafındaki eski direklerin rengi gibi. Direklerin uçlarına sarı bakırdan çemberler takılır. Arabi bir nakışla süslenir. Bu taçların üzerine 4 lamba konulur. Sarı bakırdan yaptırılmış bu lambaların camları kalın, birbirine uygun bir yapıda, direklerin üst tarafındaki kemerlerin alt kısmına takılır. Suud ailesinden Abdülaziz oğlu Melik Faysal'ın yaptırdığı genişletme çalışmaları. Mescid-i Nebi'nin bilhassa hac mevsiminde namaz kılanlara dar gelmesi üzerine Melik Faysal, Mescid-i Nebi'nin batı tarafında namaz kılınması için bazı yerlerin hazırlanması emrini verdi. O tarafta bulunan ve karşılığı 200 milyon riyali geçen binalar satın alınır ve yıktırılır. Bu çalışmalar sadece mescidin bina edilmesine mahsus değil, genişlik alanı 35 bin metrekareyi bulan ve gölgelendirmek üzere namaz kılma yeri de yaptırıldı. Daha sonra bu alana 5550 metrekare aktarılır. Bu genişletme çalışmalarına Hicri 1393, Miladi 1973 yılında başlanmış, Hicri 1395, Miladi 1975 yılında bu çalışmalar sona ermiştir. Bu yapılan gölgelikli yer, hacılara ve ziyaretçilere 5 vakit namaz esnasında kâfi gelirdi. Ta ki, Harem-i Şerif'in hizmetkarı olan Melik Fahd'ın yaptırdığı bina genişletme zamanına kadar kalan bu gölgelikli alan yıktırılır. Biraz önce bahsettiğimiz namaz için yaptırılan bu gölgelikli yer, gerekli olan aydınlatma, vantilatör ve hoparlörlerle teçhiz edilmiş, bunun yanı sıra yerler mermerle döşenmiş ve üzerlerine değerli halılar serilmişti. Batı tarafında abdest yerleri yaptırılır. Bu gölgelikli yer, Mescid-i Nebi'nin batı duvarından başlar, ta batıdaki Manahe yoluna kadar devam ederdi. Kuzeyde ise saha yoluna, güneyde ise şer'i mahkeme binasının hizasına kadar uzanırdı.
Burada bahsedilmesi mühim olan noktalardan birisi de yeni yaptırılan gölgelikli yer, Mescid-i Nebi'deki bütün namaz kılanları içine alırdı. O zamanlar mescit yaklaşık 116 bin kişinin namaz kılabileceği kadar bir genişliğe sahip oldu. Bazı zirve vakitlerde, hac gibi, bu sayı 190 bin kişiye varırdı. Genişletme çalışmaları Hicri 1373 yılından 1375 yılına kadar devam etti. Eklenilen net genişlik alanı 40.550 metrekare, eklenilen alan ölçüsüyle mescidin genişletme yapmadan önceki alan ölçüsü orantısı yaklaşık %248, mescidin toplam alan ölçüsüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki mescidin alan ölçüsü orantısı yaklaşık %2298. Suudi ailesinden Abdülaziz'in oğlu Melik Halid Rahimehullah'ın yaptığı genişletme çalışmaları. Melik Halid zamanında genişliği yaklaşık 1343 metrekare olan bir alan mescide eklendi. Mescidin dış tarafına eklenen bu yer, geniş ve gölgelendirilmiş büyük bir alandan ibaretti. Onun yaptığı bu genişletme çalışmaları mescidin binasını kapsamıyordu. Daha büyük sayıda namaz kılabilecek bir yer olmasıydı. Bu genişletme çalışmaları Mescid-i Nebi'nin güneybatısında bulunan ve Hicri 1397 yılının Recep ayında meydana gelen yangın sonucu harabeye dönen Kumaş Çarşısı'nı da kapsıyordu. Şöyle ki, bu bölgede bulunan yıkıntılar kaldırılır, dükkan ve evlerin sahiplerine mülkiyetlerinin karşılığı verilir. Burası düzeltildikten sonra Mescid-i Nebi'nin alanına aktarılır. Bu genişletme çalışmaları sonucunda mescidin gölgelendirilmiş yer ve çevresindeki alanın toplam genişliği 99.877 metrekare oldu. Suud ailesinden Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının Mescid-i Nebi'de yaptırdığı genişletme çalışmaları. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarı olan Melik Fahd'ın yaptırdığı bu genişletme çalışmalarının sebepleri. Mescid-i Nebi'de yapılan en son genişletme çalışmaları üzerinden uzun bir zaman geçmemiş, ancak mescid yine genişlik yönünden namaz kılanlara yeterli değildi. Güzel mescide ziyaret için gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor ve mescid bu ihtiyacı karşılayamıyordu. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarı bu durumu gözden geçirip şu noktayı da dikkate aldı. Daha önce Melik Faysal'ın Mescid-i Nebi'ye güney cihetinden saha yoluna kadar, batı yönünde ise manaha yoluna kadar büyük bir alan aktarmasına rağmen, Mekke'deki Mescid-i Harem'le Medine'deki Mescid-i Nebi'nin alanları arasında farklılıklar vardı. Ancak bu alanlar geçici olarak namaz için yaptırılıp şemsiyelerle gölgelendirilmiş, lamba ve pervanelerle donatılmış, yerlere ise mermer döşenmişti. Bina yapımı yoktu. Bundan dolayı Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarı, Mescid-i Nebi'de yapılacak en büyük genişletme çalışmaları ile ilgili icraatların tasarlanmasına başlanması için emir verdi. Bu genişletme çalışmaları, İslam tarihi boyunca sahasında en büyük bir genişletme çalışmasıdır. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının yaptırdığı genişletme çalışmalarının başlangıç ve bitim tarihi. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarı Abdülaziz oğlu Melik Fahd, Hicri 1405, 2. ayın 9'unda, miladi 11 Şubat 1984 Cuma günü genişletme çalışmalarının birinci temel taşını yerine koydu. En son taşı ise yine bir Cuma günü 1414 Hicri yılının 11. ayın 4'ünde, miladi 15 Mart 1994'te yerine koydu. Yani genişletme çalışmaları yaklaşık 9 yıl 9 ay devam etti. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının Mescid-i Nebi için sarf ettiği mali tutar. Mescid-i Nebi için yapılan bu genişletme çalışmaları 30 milyar Suudi riyaline mal oldu. Bu rakam şunları da kapsıyor. Mescid-i Nebi'nin çevresindeki bölgede bulunan arsaların sahiplerine verilen ücret, soğutma tesisleri, otoparkı ve abdest yerleri için
Ayrıca merkezi bölgenin ilerletilmesiyle çalışmaların yürütülmesi işlemlerini de içine alır. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının Mescid-i Nebi'nin genişletme çalışmasına has kullanılan teçhizatlar. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının yaptırdığı Mescid-i Nebi'nin genişletme çalışmalarına şu şekilde hazırlıklar yapılmıştı. Dünyaca meşhur bazı sanayi merkezleri, değerli ve muazzam fenni parçaların yapımı için harekete geçirilmişti. Barcelona'da çok kalın ve büyük kapılar yaptırıldı. Fransa'da madenler cilalandırılarak parlatılmış, hususi mıknatıslar içinde altın kaplama yaptırılmıştı. Nemsa'da ise süslü ve nakışlı avizeler yaptırıldı. Mescidi aydınlatan avizelerin çerçevesine takılacak olan lambaların yapılması için eski Çekoslovakya'da kristaller hazırlanmıştır. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Cidde'de genişletme hizmetleri için hususi olarak inşa edilen sanayi merkezleri, yüz binlerce bakır parçaları, ahşap, suni taşlar, mermer ve kiremitlerin yapılması için harekete geçirildi. Bunlar ve bunun dışındaki şeyler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin süslenmesinde olağanüstü güzellik unsuru olması için yaptırılır. Genişletme çalışmalarında Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının yaptırdığı yeni değişiklikler ve önemli özellikler. Bu bina oldukça geniş olan ve yaklaşık 82 bin metrekare alan üzerinde imar edildi. Mescidin dört tarafında çok geniş alanlar yaptırıldı. Bu alanların toplam genişliği 235 bin metrekaredir. Bu alanların genişliği güneyde 207 metre, kuzeyde 144 metre, batıda 154 metre ve doğuda ise 27 metredir. Sadece namaz kılınması için yaptırılan kısmın genişlik alanı 135 bin metrekare, geriye kalanı ise mescit için yapılacak hizmetlere ayrılmıştır. Mescidin üst kısmındaki teras namaz kılınacak bir yer haline getirilerek istifade edildi. Bilhassa bazı dönemlerde bu terasın çok faydası olur. Terastaki toplam genişlik alanı 67 bin metrekareye varır. Terastaki namaz için ayrılmış yerlerin alan genişliği 58.200 metrekare, geriye kalan kısmında ise üstü açık havalandırma için boşluklar bırakılmıştır. Namaz için tahsis edilen bu alanın yaklaşık 90 bin kişinin namaz kılabilecek bir kapasitesi vardır. Şu konuyu da belirtmekte fayda vardır. Terastaki üstü kapalı revakların genişlik alanı 11 bin metrekareye varır. Bu üstü kapalı revaklar genişletilen binanın dört tarafını sarıyor. Teras kısmında çıkmak için mescitte 18'i sabit, 6 tanesi elektrikli merdiven yaptırılmıştır. Bunlar mescidin çeşitli yerlerinde bulunmaktadırlar. Bu da genişletilmiş alanın birinci katından namaz kılanların teras katına çıkmaları için yapılmıştır. Terasın daha sonra üstünü kapatmak suretiyle yeni bir ek katın yapılmasına elverişli olması, gelecekte yapılabilecek bir genişletme çalışmasında yer alacak önemli bir unsuru teşkil eder. Toplam alan genişliği yaklaşık 79 bin metrekare olarak takdir edilen, derinliği ise yaklaşık 4,5 metreye varan bodrum yapmaya elverişli olan bu yer, mescit ortamında bulunan havanın daha çok güzelleştirilmesinde kullanılacak teçhizatların hazırlanması, daha sonra çalıştırma ve tamir etme işlemlerinin kolaylaştırılması için 8 giriş kapısı yapılmıştır. Daha önce Mescid-i Nebi'nin 58 bin kişinin namaz kılabilecek bir kapasitesi varken, sadece mescidin içinde daha çok sayıda insanların namaz kılabilmesi için imkanlar çoğaltılarak, şu anda 650 bin kişinin namaz kılabileceği bir kapasiteye sahip oldu. Bahsetmeye faydası olan konulardan birisi de şudur ki, şu anda Mescid-i Nebi'nin kapasitesi 1 milyondan daha fazla insanın doruk vakitlerde namaz kılabilecek bir hale gelmesidir. Şöyle ki, mescidin teras kısmı namaz için açtırılır ve mescidin çevresindeki geniş alan namaz kılanlarla dolup taşar. Kapı ve girişlerin sayısının artırılması. Mescid-i Nebi'nin daha önce 10 kapısı vardı. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının yaptırdığı genişletme çalışmalarından sonra girişlerin sayısı 41 oldu.
Bu girişlerin bazıları bir kapıdan ibaret, bazıları ise birbirine bitişik iki kapıdan, diğerleri üç kapıdan ve diğer bazıları da birbirine bitişik beş kapıdan oluşuyordu. Böylece bütün girişlerdeki kapıların toplam sayısı 86 oldu. Minare sayısının çoğaltılması. Daha önce minarelerin sayısı 4'tü. Genişletme çalışmalarından sonra bu sayı 10'a çıktı. Yerden göğe doğru her bir minarenin uzunluğu 104 metreye varıyor. Hareketli kubbelerin icat edilmesi. Bu hareketli kubbelerin sayısı 27'ye varır. Havalar normalleştiğinde açtırılır. Çok şiddetli sıcak ve soğuklarda mescidin içindeki havanın himayesi için kapattırılır. Ayrıca mescidin içinde dolaşan havanın muhafazası için bu kubbeler kapatılır. Kaygan dört ayak üzerine konulan bu kubbelerin yürütüldüğü her bir rayın uzunluğu 18 metreye varıyor. Bu kubbelerin açma ve kapama işlemleri otomatik olarak ya da elle yapılır. Havanın soğutulması ve normalleştirilmesi için yapılan soğutma sistemleri. Bu sistem geliştirilmiş en yeni, en modern ve ilerleyen asrın övünülecek bir unsurudur. Şöyle ki, soğuk hava bodrumdan çıkmaya başlar. Mermer sütunların alt kısmında bulunan bakır parmaklıklarla kapatılmış boşluklardan mescidin içine doğru yayılır. Az soğuk olan bir havanın geri alınarak ortamdaki sıcaklık derecesine münasip bir soğuk havanın iade edilmesi için birbirine benzer açıklıklar yaptırılmıştır. Aydınlatma ve ışıklandırma. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı bölümle 1. Suudi hükümetinin ve daha sonra da Harameyn-i Şerife'in hizmetkarının yaptırdığı genişletilmiş bütün kısımların aydınlatma ve ışıklandırma işlemleri bakır ve kristalle işlenmiş değerli avizelerle tamamlanmıştır. Hizmetlerin yürütülmesi için yapılan tünel. Bu tünel yeni yapılan kısmın altındaki bodrumdan başlar, karayoluyla gelen hacılar için hazırlanmış bölgeye kadar devam eder. Uzunluğu 7 kilometre, genişliği 6 metre ve yüksekliği ise 4 metreden oluşan bu tünel şunlar için yapılmıştır. Havalandırma ile ilgili soğutma. Soğutulmuş zemzem suyu borularının döşenmesi. Mescid-i Nebevi'ye has borularının döşenmesi için. Arıtılmış su borularının döşenmesi ve ulaştırılması için. Bu tünel, Mescid-i Nebevi için yapılan hizmetler alanında büyük bir yer tutar. Abdest ve tuvalet yerleri. Harameyn-i Şerif'in hizmetkarının yaptırdığı genişletme alanında bulunan abdest yerleri ve tuvaletlerin farklılığı, yalnızca sayıca çoğunluğundan değil, belki de mescidin dört tarafında, kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında bulunmasından dolayıdır. Elektrikli ve sabit merdivenlerle giriş çıkışın sağlanması ve otoparkların giriş ve çıkış yerlerinde bulunması önemli farklılıklardandır. Bu abdest ve tuvalet yerleri bodrumun iki katında da bulunur. Bahsedilmesi gereken noktalardan birisi de tuvaletlerin sayısı 2500, abdest alma yerleri ise 6800'dür. Otoparkları. En önemli özellikleri şunlardır. Bodrumun her iki katında toplam 4444 araba park yeri bulunur. Bu otoparkların yer altında bulunması Mescid-i Nebi'ye daha başka bir güzellik katıyor. Otoparklara inmek için sabit ve elektrikli merdivenlerin bulunması. Tuvalet ve abdest yerlerinin hemen yakınında bulunması. İçerideki hava kirliliğinin ölçüsüne karşı havalandırma sisteminin bulunması. Yangınları önleyici ve eksiksiz bir emniyet sistemiyle donatılması. Dünyaca en üstün, en büyük ve en yeni vasıflara göre donatılması. En üstün, en yeni ve en değerli teknik araçların kullanılması. Bu göze çarpar. Işıklandırma ve acil ışıklandırma. Ses hoparlörleri. Yayın nakline has televizyon odaları ve murakabe ile ilgili diğer bir kısım. Yangını keşfetme ve söndürme sistemleri. Otoparklardaki havalandırma sistemi. Hareketli kubbeler ve şemsiyeler.
üretme santralleri, hava soğutma sistemleri, su soğutma sistemleri. Bunların hepsinin kumandası ve kontrolü elektronik düğmelerle ve bilgisayar yardımıyla yapılır. Haremeyn-i Şerif'in hizmetkarının Mescid-i Nebi'de yaptırdığı genişletme çalışmasının kapsadığı yönler. Bu genişletme alanı kuzey, doğu ve batı kesimlerini kapsıyordu. Mescidin çevresindeki alansa hem kuzey hem de güneyde hem doğu ile batı yönlerinde olmak üzere bu alanların genişliği 207 metre ile 27 metre arasında değişir. Bahsetmemizde faydası olan önemli noktalardan birisi de Mescid-i Nebi ile beraber Cennetül Baki mezarlığına da kuzeyinde ve doğuyla batı yönlerinde büyük çapta alanlar ilave edilmesidir. Harameyn-i Şerif'in hizmetkarının yaptırdığı genişletme alanının toplam ölçüsü ve mescidin genişletilmeden önceki alanla sonradan eklenilen alan orantısıyla mescidin şu andaki toplam alanının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanındaki alan orantısı. Harameyn-i Şerife'in hizmetkarının Mescid-i Nebi için yaptırdığı genişletme ve bina çalışmaları, mescidin önceden yapılan kısmına eklenilecek yeni bir binayı kapsıyor. Bu yeni bina, mescidin doğu, batı ve kuzey taraflarını çevreliyor, eklenilen bu alan yaklaşık 137 bin kişiyi istihdam ediyor. Dolayısıyla bu alan 167 bin metrekare büyüklüğündedir. Genişletme çalışmalarında geçen zaman ve genişletmenin yüzdelik oranı şu şekilde oluyor. Genişletme çalışmalarında geçirilen zaman süreci. Bu çalışmalar Hicri 1405 yılından 1414 yılına kadar devam etmiştir. Yani miladi olarak 1984 yılından 1994 yılına kadar devam etmiştir. Eklenen bina alanının ölçüsü 82 bin metrekare. İlave edilen alan ölçüsüyle mescidin genişletme yapılmadan önceki alan ölçüsü orantısı yaklaşık %502. Mescidin toplam alan ölçüsüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki mescidin alan ölçüsü orantısı %3972. صلى عليك الله يا سيد الأكوان صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان صلى عليك الله يا سيد الأكوان صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل خير البرية من بدو